Herkese yeniden merhaba. Bugün Mayıs ayında okuduğum kitapları sizinle paylaşacağım. Biraz geç kaldı. Bu ay böyle oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Video geç kaldı. Bir türlü çekme fırsatı bulamadım. Haziran'la birleştirmeyi düşündüm. Sonra ondan da vazgeçtim. Haziran'a ayrı bir video yapmaya karar verdim. Çok bir şey olmasa da. Çok kitap okuyamasam da. Mayıs'ta 16 kitap okumuşum. Bunların bazıları elimde değil. Yani ödünç alınan kitaplar, bende olmayan kitaplar. Ama bir tanesini daha sonradan aldım. Bundan sonra muhtemelen alışveriş videosu gelecek. O videoda o kitabı da görmüş olursunuz. Mayıs ayına bu kitapla başladım. Nobel ödüllü bir kitapmış. Ben mi kendimi veremedim yoksa kitap mı bana uygun değildi bilmiyorum. Anlaşamadık bu kitapla. Çok sevdim diyemem. Çok yorum da yapmak istemiyorum. Aa, bundan önce şeyi okumuşum. O kitap nerede acaba? Aa, evet burada. Bir saniye. Ondan önce Mayıs ayında bunu okumuşum. Sad'ın aforizmalarını. Daha sonra bunu okumuşum. Bu kitapla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Sad'ın zaten alıntılanabilecek felsefi görüşü çok fazla olmasına karşın genel olarak ahlaksız diye nitelendirildiği için çok fazla cümlesi bu kitaba giremez zaten. Sad okuduğumu biliyorsunuz. Sad'ın felsefesini orijinal bulduğumu biliyorsunuz. Savunmasam da. O yüzden bu kitabını da okumak istedim. Yani zaten kitaplarını okuduğum için çok böyle bana bir şey kattı diyemem. Bence herhangi bir insana da Sad okumayan, Sad'ı anlamayacak herhangi bir insana da bir şey katacağını düşünmüyorum. Mayıs ayında Merlov okumaya başladım. Büyük Timur Lenk'i okudum. Ya, kitap çok güzel. Bence de Shakespeare'e rakip bir yazar ama şöyle bir sıkıntı var. Sürekli tarihi hatalar var kitabın içerisinde. Coğrafi hatalar var. İşte Beyazıt'la Timur Lenk'in karşılaşması falan var. Çok da yansıtamamış. Kurgu olarak okumak gerekiyor belki de bu kitabı. Kurgu olarak okuduğumuz zaman da dediğim gibi çok hareketliydi. İşte savaş, evlilik, aşk vesaire çok fazlaydı. Ben sevdim. Diğer kitapları da var elimde Marlow'un. Onları da okumayı düşünüyorum. Daha sonra Sad'ın Kayıp Günlüğünü okudum. Bu son zamanlarında, artık yaşlandığı zamanlarda yazdığı notlar, günlükler vesaire var. Dediğim gibi Sad okumuyorsanız bu kitabın da size bir şey katacağını zannetmiyorum. Rilke'nin seçme şiirlerini okudum. Ben ilk defa Rilke okudum. Çok geç kaldığımı düşünüyorum. Sevdim de Rilke'yi. Bir kitabı daha var bende sanırım. Yalan mı söylüyorum? Bir ya da iki kitabı daha var Rilke'nin. Ben sevdim Rilke'nin şiirlerini. Daha sonra sanırım Mayıs ayının yıldızı bu kitap mı? Evet, sanırım bu kitap. Bakıyorum yine de şöyle bir listeye. Evet. Şimdi bu kitabı ben Begüm Çakır'dan görmüştüm. Ve yıllar oldu yani. Kitap da yıllardır elimde. Gördüğüm gibi almıştım. Kitap beni biraz özellikle en başında biraz zorladı. Çok iç açıcı bir kitap değil. Yani kasvetli bir kitap. Üzücü. Hep kötü şeyler oluyor. İnsanlar çok kötü kitaptaki. Ama anlattığı şey güzel. Kitaptaki aşk hikayesi güzel. Bir şekilde sizi içine alıyor. Fikir güzel. Kurgu güzel. Ben severek okudum. Zannedersem ya yanılmıyorsam yazar bir müzisyenmiş. Ona da bakmak istiyordum ama inşallah unutmazsam ona da bir bakacağım. Değişik bir aşk öyküsü okumak istiyorsanız kitabın isminden de görüldüğü gibi. Bugün niye konuşamıyorum? Bakabilirsiniz. Güzel bir kitaptı. Dediğim gibi Mayıs ayının yıldızıydı sanırım. Daha sonra yazarın ismini asla okuyamıyorum, özür dilerim. İncelikli Şeyleri okudum. Bu çok çok minnoş, kısacık bir çizgi roman. Hayatımızdaki ayrıntılarla alakalı. Çok fazla yorum yapmayacağım. Güzeldi ama hani
çok çok nasıl anlatabilirim? Bir vuruculuğu yoktu yani. Ama güzel bir çizgi roman. Daha sonra Emilia Galotti'yi okumuşum. Hayır, evet. Emilia Galotti, Genç Werther'in Acıları'nda Werther'in öldüğünde masada açık duran kitap olarak anlatılıyor. Yani Göte bu kitabı seçmiş. Neden seçtiğini bilmiyorum. Yani ben hep Werther'le bir bağlantısı bulunacak. Hep Werther'le bir ilişkisi olacak. Bir yerden Werther'i yakalayacak diye düşünmüştüm. Hiçbir alakası yok. Ne diyebilirim? Şöyle güzel bir kitaptı. Çok zaten eski, ben nadir kitaptan buldum. Baskısı yok şu anda. Güzel bir kitaptı. Oyun bu arada, Emilia Galotti. Çok hızlı bitti. Çok böyle sizi içine alan, hemen akan bir kitaptı. Yani çok farklı bir şey anlatıyor mu? Hayır. Ama Shakespeare'in oyunları gibi iyiydi. Ben oyun okumayı zaten seviyorum. Werther'le de yani Goethe'nin neden bu kitabı seçtiğini merak etmiştim. En azından merakımı gidermiş oldum. Bir sebebi yokmuş. Sanırım sevdiği bir kitaptı sadece. Galotti'den sonra Acı Duygular'a başladım ama Acı Duygular'ı ben bıraktım. Çünkü bu kitabın içerisindeki öyküleri ben başka kitaplarda okumuşum. Tekrar okumak için de hani zaman ayırmak istemedim. Genelde Zweig'in kitaplarını, öykülerini ikinci, üçüncü okuyorum ama zannedersem hani diğer okumak istediğim kitaplar öne çıktı. Bu kitabı yarım bıraktım. Yani okumuştum ama. İçindeki öyküleri size söylemek istedim ama içindekiler kısmı yok maalesef. Anladığım kadarıyla. Belki de tek öyküydü, hatırlamıyorum. Tabii Mayıs ayı çok geride kaldığı için benim ayıbım. Daha sonra Dickinson'ın şiirlerini okudum. Şöyle söylenebilir. Çok lirik, yani doğayla çok alakalı şiirler. Ben sevdim ama şöyle söyleyeyim. Çok mu edebi değeri var? Yani size kalmış bir şey. Daha sonra Cemal Süreyya'nın Sıcak Nalını okudum. Ben Cemal Süreyya'yı pek sevmiyordum bu kitaba kadar. Çok fazla aşkı çok fazla bel altına indirdiğini düşünüyordum. Ama bu kitap öyle değil. Cemal Süreyya'ya da bir haksızlık ettiğimi fark ettim. Beğendim bu kitabını. Bu kitaptan sonra hatta kitap siparişi verdim galiba Cemal Süreyya'dan, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Joyce'un Dublinlilerine başladım. Çok büyük beklentilerle başladım bu kitaba. Ben çok seviyorum Beckett'ı biliyorsunuz. Ve Joyce'un da arkadaşı olduğu için, Beckett'ın yazarlığını desteklediği için, ondan yardım aldığı için vesaire. Çok büyük beklentilerle okumaya başladım ve Joyce'u seveceğime emindim. Hatta bütün kitapları var bende. Sadece Ulysses öyle okunduğunu düşünüyorum. O yok. Onun dışında bütün kitapları var. Ya maalesef burada öyküleri var. Dublinlilerle ilgili öyküler var. Maalesef beni çok çekmedi. Çok zor bitirdim. Kitap çok yıprandı. Ben okuyana kadar. Bilmiyorum. Çok sıradan geldi. Hiçbir şey anlatmayan, hiçbir şey olmayan öyküler. Mayıs ayının yıldızı bir garip aşk öyküsü demiştim ama intihar dükkanı da var. İntihar dükkanından önce, özür dilerim. Dublinlilerden önce hatta. Hayal gücü ne işe yarar diye bir kitap okudum. Çocuk kitabı. Onu satın aldım. Alışveriş videosunda size göstereceğim. Çok 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 iyi bir çocuk kitabı. Ya yani 10 üzerinden 10 iyi bir çocuk kitabı ama bir çocuklar için felsefe kitabı olduğu için sizin de size yönelik de sorular var. Mesela işte düşüncemiz kime aittir? Vesaire gibi, kitabı gösterirken daha ayrıntılı anlatabilirim şu an, hatırlamıyorum soruları ama sizi durup durup düşündüren sorular vardı ve çizimleri çok mükemmeldi. Hatta bütün seriyi aldım. Bütün seriyi aldım diyemem, birçok seriden birçok kitap aldım diyebilirim. Ondan sonra Endişe Ağacı'nı okudum. O kitap da elimde yok. Yine onu da ödünç alarak okudum. O da bir çocuk kitabı. O da çok çok iyiydi. Çok çok iyi bir çocuk kitabıydı. Tek sıkıntı çocuk kitabı olmasıyla da alakalı tabii ki.
Anne baba karakterlerinin fazla vurdum duymaz, fazla duyarsız olmaları benim için biraz problemli. Onun dışında o kitap da çok çok iyiydi, fikir çok iyiydi. Daha sonra zaten anlattım. Dublin'leri okudum. Daha sonra Mayıs ayının ikinci yıldızı, İntihar Dükkanı'nı okumuşum. İntihar Dükkanı'nın biliyorsunuz animasyonu var. Birçok yerde bahsediliyor. Ben en son Melikşah'ın videosunda gördüm. Animasyonu izlemiş daha önce. Sonra kitabı okumuş sanırım o. Kitabı daha çok beğenmiş. Ben animasyonu izlemedim henüz. Biraz korkuyorum açıkçası kitap. Çünkü beni çok büyüledi. Animasyon etkisini azaltır diye korkuyorum. İntihar dükkanı işte isminden anlaşıldığı gibi intihar malzemeleri satan bir dükkan ve orayı işleten aileyle alakalı bir kitap. Fikir çok çok iyi, işleniş çok çok iyi. Yani mükemmeldi ya. Mükemmel bir kitaptı. Ne söylenir bilmiyorum. Sonu çok vurucu. Harikaydı. Bunu okuyun mutlaka bir şekilde bir yerde kıstırın bu kitabı. Zaten baskısı var. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Daha sonra edebiyat dergisi bitirmişim bir tane. Kafka Okur'un 55. sayısı olması lazım, evet. Shakespeare ile ilgili olan. Güzel bir edebiyat dergisi. Yani çok fazla bayıldım. İçindeki yazılar harikaydı falan diyemem. Güzeldi. Bazı yerlerde sıkıldım da oldu ama genel anlamda güzeldi. Herkes bilir zaten Kafka Okur'u. Daha sonra son olarak Mayıs ayının sonuncusu. Perde Arkasını okudum. Yazarın ismini asla okuyamam sizin için. Biraz ters bir zamanda okudum sanırım bu kitabı. Tam olarak içine giremedim. Kafamı veremedim diyeyim daha doğrusu. Ama kitap güzeldi. Bence anlattığı şey güzeldi. Anlatma biçimi farklıydı. Bakılabilir. Bunlar da bu lacivert seride genelde birden fazla öykü olur. Bunda tek yani tek bir tane kısa öykü vardı. O da güzeldi bence. 50 sayfada bir tane olması. Çünkü diğer türlü de böyle biraz minik minik bir şey anlamıyorsunuz ya. Bu tek bu kitap için sadece perde arkası vardı ve iyiydi bence. Mayıs ayı böyle geçti. Ben memnunum Mayıs ayından. İki kitap eksik tabii burada. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama Mayıs ve Haziran biraz kötü geçti. Kitap okuma anlamında. Haziran daha da kötü. Kendim biraz eleştireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan hemen sonra alışveriş videosu, sonra da Haziran videosu gelir diye düşünüyorum. Mayıs'taki gibi tembellik yapmazsam. Görüşmek üzere.